give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün dışarıda birkaç işim var. O yüzden sizi de yanımda götürmek istedim. O yüzden de tam böyle hazırlanırken de kameramı açmak istedim. Aslında bugün saat birazcık böyle geç oldu. O yüzden bütün hepsini bugün sığdıramayacağım. Bugün yapmak istemiyorum hepsini. Bugün ve yarın şeklinde. Hani iki gün benimle olun gibisinden ayarlayacağım büyük ihtimalle. Çünkü bugün tırnak yaptırmaya gideceğiz. Ve tırnak yaptırmak zaten birazcık uzun sürüyor. Ondan sonra zamanımız kalmayacak diğer işler için. Bugün yani size sadece tırnak yaptırmaya gideceğiz. O yüzden böyle ufaktan bir hazırlanacağım. Hazırlanma aşamasını da çekmek istedim. Çünkü uzun zamandır böyle bir şey yapmıyordum. Hazırlanalım. 5.30'da randevum var. Sonra beraber zaten çıkarız. Şimdi böyle ufaktan bir hemen ben hazırlanacağım. Zaten böyle çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Sonra sadece kapatmak istediğim yerlere kapatıcımı sürüyorum ve dağıtıyorum. Kapatıcımı sürdüm. Şimdi hemen bir böyle kaşlarımı ufaktan sabitleyeceğim. Bu arada şu kaş sabitleyicileri efsane. Eğer denemediyseniz, kullanmadıysanız gerçekten muhteşemler. Gün içerisinde de zaten hep böyle kalıyorlar. Sadece çok az bir şekilde iniyorlar. Ben inmesini sevmiyorum. Bazı insanlar bu görüntüden hoşlanmıyor. Böyle yukarı kalkık kalkık ama ben tam tersine bu görüntüyü çok seviyorum. O yüzden hiç inmesini istemiyorum ama çok hafif böyle gün içerisinde iniyor. Ama kesinlikle kaşlarınızı aşağı yatırmıyor. Ve bu çok güzel kokuyor. Zaten de hemen şöyle bir allık sürelim. Ya bu allık çok yoğun ya. Hiçbir zaman ayarlayamıyorum. Ya hep sürekli bir ayar kaçıyor bunun. Güzel duruyor. Aydınlatalım kendimizi. Çok seviyorum aydınlatıcıyı ya. Yani sürmezsem olmuyormuş gibi hissediyorum. Ufaktan gerçekten çok ufaktan bir göz makyajı yapacağım. Bu Revolution'ın umarım söyleyebilmişimdir. Revolution'a şu paletini kullanacağım. Ya aslında renkliler çok böyle gözüme çarpıyor ama sadece bir şey yapmak istiyorum. Renkli bir şey yapmak istemiyorum. Hangisini kullansak? Şunu kullanacağım ya. Şunu şöyle sadece göz pınarlarımdan biraz daha yukarı gelecek şekilde süreceğim. Rimelimi de sürüp geldim. Şimdi rujumuzu sürüp hemen çıkacağız. Rujum da Farmasi'nin 03 olması gerekiyor. Mükemmel bir rengi var. Hemen sürüp gidiyoruz. Şimdi size hızlıca hemen ne giydiğimi de göstereyim. Altıma böyle bir pantolon giydim. İçime beyaz bir tişört giydim. Üstüne de böyle bir sivit giydim. Saçlarımı açmayacağım. Açacaktım ama sonra da vazgeçtim. Belki fırlatırım diye düşündüm. O yüzden açmayacağım. Hazırım. Hadi gidelim. Şimdi ufak bir değişiklik yaptık planla. İlk önce bir dondurma yemeğe gideceğiz kardeşimle. Ondan sonra kuaföre geçeceğim. Çünkü daha zamanım var. Selam ver. Hayırdır? Öyle bakalım ha. Oh. O kadar güzel değilmiş ya. Neyse.
Biz biraz takılacağız. Sonra konuşuruz. On kere tekrarladım. Ben de oyuncu falan olmaz. Onu bir kere daha anladım. Bence de olmaz. Ama çok iyi oldu. Bakın. Çok iyi oldu. Nike sponsoru bulmaya gidiyorum şimdi. Bir saatin ardından efsane tırnaklarım var. Böyle Nike'ın biraz şeymiş gibi oldu ama çok güzel oldu. Zaten fotoğraflarını falan da görürsünüz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ama dediğim gibi şey yapamadım. Değiştirmeye yetişemedim. Onlar yerine kaldı. Artık yarın sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın. İkinci günden merhaba. Ben kalktım, hazırlandım. Bu aşamaları sizinle paylaşmadım çünkü çok bir şey yapmadım. Şimdi çıkacağız dışarı, okulun işlerimizde. Halledeceğiz. İlk önce ne giydiğimi göstereyim size. Ondan sonra çıkalım. Hemen ne giydiğimi göstereyim. Altıma böyle bir pantolon giydim. Üstüme böyle bir sivet giydim. Böyle bir şanta taktım. Ve makyajım. Bu kadar. Neydi bu? Biz Taş'a gidiyoruz şimdi. Çok trafik var. Gidince açacağım. Ben şansı götürdüm tıraş olmak üzere. Benim eski çalıştığım yerdi zaten orası. Tıraş yapacak olan arkadaşın işe çıktığı için şansı bırakamadım. Ya daha doğrusu akşam yaparız dediler. Ben de akşama kadar şansı orada bırakmak istemedim çünkü durmayacaktı. Yarın sabah gideceğiz oraya. Şimdi eve geldim, şansı bıraktım. Kardeşimi alıyorum. Bir alışveriş merkezine gideceğiz. Saatlerimi vermiştim. Saatlerimi vermiştim. Onları alacağız. Hoş geldin lan. Cansı tıraş etmediler. Niye? Etmediler işte. Tıraş yapacak olan kişinin işi varmış. Ben yarın sabah götüreceğim. Ben tıraş yapacağım. Biz şimdi gidelim. Sonra açacağım zaten. Ben geldim. Ama bugün çok sıcakmış ya. Şimdi saatleri alacağım. Ondan sonra belki bir gratise bakabilirim ama başka bir işim yok burada. Gratis'te çok fazla indirim yok şu ara. Hani bazı ürünlerde var. O yüzden ben birkaç ürüne bakacağım öyle. Belki saç maskesi alırım. Bunlar birisi yine paletleri. Şöyle. Ama renkleri bütün hepsinde olan standart renkler açıkçası. Ben şimdi çıktım. Gratis'ten şöyle küçük şeyler aldım. Sadece saç maskesi ve yüz maskesi gibi şeyler aldım. Zaten onları size gösteririm. Onun dışında çok büyük bir indirim yok. Hatta şu an indirim yok. Hadi. Şimdi eve gideceğiz. Arabayı bulursun. Kardeşim arabanın içinde uyuyakalmış büyük ihtimalle. Şimdi onu basacağız eğer kapıları kilitlemediyse. Lan! Basacaktım seni. Niye uyandın? Niye uyuyorsun? Kalk. Kalk geldik hadi. Sıcak geldi arabaya herhalde. Geldik. Benim kızım da
tıraş olamadı. Ama onu yarın sabah götürürüm artık diye düşünüyorum. En azından Gratis'ten aldıklarımı göstereyim. Dediğim gibi çok fazla bir şey almadım. Yani makyaj malzemesi adına bir şey almadım. Maskeydi. İşte bu arada çok fazla dudaklarımda yara çıkmaya başladı. Ben normalde şu yuvarlak vazelin diye geçen ürünler var. Hem Rossmann'da hem Gratis'te satılıyor. Onlardan kullanıyordum ama onlar da artık geçilmiyor. Ve çok fazla kullanışlı değiller açıkçası. Yani çantamı atıp çıkamıyorum onu. O yüzden bir tane daha ondan aldım. Hatta göstereyim size onu da bir dakika. Normalde şundan kullanıyordum dudaklarım için. Ama bunu ben ya açamıyorum bilmiyorum. Hani bayağı da kullandım ama şey değil bu, hani böyle çantaya at çık modeli kesinlikle değil. O yüzden ben de uygun fiyatlı şunu aldım. BB8'in ürünlerini ben beğeniyorum. Yani her ürünün neredeyse kullandım. Çok beğeniyorum. Güzel bir marka. Bunu aldım. Biraz da böyle şeffaf olmasını istemedim. Renk vermesini istedim açıkçası. O yüzden renkli aldım. Onun dışında makyaj süngerlerim o kadar kötü olmuştu ki. Ben makyaj süngeri kullanmıyorum çünkü fırça kullanıyorum normalde. Elim onlara gitmiyor ama bu ara böyle elim çok ağrıyor ve onlar da hani yıkamaya da açıkçası üşendim birazcık. Onları tabii ki de yıkayacağım. Ama şöyle bir aldım. Bu da Eclipse'in bir süngeri. Kadife olanı vardı. Böyle ucu biraz daha top olanı vardı. Şimdi bakın. Dediğim olay şu. Mesela bende şu şekli var. Bu bayağı kirli, ona şey yapmayın. Bu şekli var ama ben bu şekli çok fazla sevmiyorum. Çünkü çok fazla göz diplerine ya da burun kenarlarına çok fazla girmiyor. Daha çok yüz için bu. Böyle daha sivri uçları seviyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 15 lira civarı bir şeydi bu. Bu ara bu da 5 lira falandı sanırım. Onun dışında hemen şöyle maskeler aldım. Onları göstereyim. Şöyle, bunlar da yine BB Beauty'nin 3 tane keratin saç maskesi olarak geçiyor. Yıpranmış boyalı saçlar için. Daha önce de birçok kez ben bundan kullandım. Bir de Elidor'un böyle aynı bu paketlemede bir saç maskesi var. Onlar da çok güzel. Onların kokuları da çok güzel. Ama bu daha çok yumuşatıyor saçı. Ve gerçekten bakım yaptığına inanıyorum. Haftada sadece bir kez kullanıyorum ben bunu. Haftada iki kere kullanılması tavsiye edilir diyor ama gerçekten bir kez kullanınca da işe yarıyor. Saçlarım benim bayağı yıpranmış ve boyalı saç. Artık yıllardır boyuyorum çünkü. Onun için bunlar da bayağı işe yarıyor. Onun dışında bir tane de bundan aldım. Saç rengini korumaya ve parlaklık kazandırmaya yardımcı olur diyor. Yine bu da aynı markanın, BB Beauty'nin. Bunu ilk defa deneyeceğim. Diğer keratinli olanı çok fazla kullandım ama bunu ilk defa deneyeceğim. Bir tane de bundan aldım. Bunların da tanesi, yanlış hatırlamıyorsam, fişe atıyorum ben. Bende fiş saklama olayı yok. 6 lira civarı bir şeydi. Ya 5.90 mıydı, 6 mıydı, 7 miydi? Öyleydi. Sonra bakalım. Eminim aranızda şunları kullanan çok fazla insan olmuştur ama ben bunları yeni deneyeceğim. Termal kil maskeleri olarak geçiyor. Cilt tonunu dengeler, canlandırır diyor. Kil cildi temizlerken sebumun azalmasına yardımcı olur diyor. Bunlar böyle ikili, tek de değil. İki kez kullanabiliyorsunuz. Bunları da yine denemek istedim. O yüzden aldım. Bunların da tanesi 5 lira civarındaydı. Bir de şunları aldım. Arkadaşlar bunlar matlaştırıcı. Deneyen varsa aşağıya yazabilir. Gerçi ben de denedikten sonra yorumlarımı size aktarırım. Ama benim yüzüm efsane yağlanıyor. Belki şu an parıldamaları görebiliyorsunuz. Hani bu bile benim için rahatsız edici bir şey. Ben makyaj dışı parlak bir yüzü sevmiyorum açıkçası. Yani benim yüzüm çok çabuk yağlanıyor. Kendini çok çabuk nemlendiriyor. O yüzden o konuda birazcık sıkıntı çekiyorum ben. Ama bunlara bir şey vermek istedim açıkçası. Matlaştırıcı olarak geçiyor. Yine bunlar da 2 lira. Fiyatları da diğerleriyle aynıydı. Şu salatalıklı yüz maskesinden aldım. Bunu artık birçok kez denemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani şöyle bu. Cildin daha çok yenilenmesine, canlanmasına, biraz daha o gün
iyi gözükmenize yardımcı oluyor. Gerçekten de işe yarıyor. Daha önceden de kullanmıştım zaten. Ben bugün hep bir beauty'ye çalışmışım ya. Bir de şundan aldım. Bu arada bu maskenin fiyatı da 6 lira civarı bir şeydi. Şundan aldım. Daha önce bunun mavi olanını kullanmıştım. O sadece nemlendiriyordu. Bu hem aydınlatıyor hem nemlendiriyor. Çünkü göz altları çok kurumaya meyilli. Ne kadar biz gün içerisinde nemlendirsek de cilt bakımımızı yapsak da eksik kalabiliyor. O yüzden ben böyle ek şeyler kullanmayı seviyorum. Kullandığım ürünlerin dışında. Bunun içinde bayağı vardı diye hatırlıyorum. Ben önceden mavisini kullanıyordum çünkü. Cilt üzerine kalan kısmı masaj ile yedirin diyor. Çünkü bu biraz daha sulu bir şey. 20-30 dakika bekliyoruz. Uykudan önce ve geceleri kullanılması tavsiye ediliyor bunun. Bir de şöyle bir maske aldım. Bunun aslında hiç şeyini okumadan dışı çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bir şey aldım. Hyaluronik asit var, gliserin, pantenol ile formüle edilmiş bir büyütü canlandırıcı kağıt maske cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur diyor. Mental kokusu ile zenginleştirilmiş özel formül cildin ferahlanmasını destekler. Yani bu da yine bir canlandırıcı maske. Sadece mentolüymüş, bir de içerisinde hyaluronik asit ve gliserin varmış. Bu bence iyi bir şey cilt için. 15 dakika, minimum 15 dakika bekletiliyormuş zaten. Dedim ya, bunun dışına çok hasta oldum ya. Bir de şu Naskita'nın şu fırçalarından aldım. Aslında arkadaşlar bunlar Trendyol'da daha uygun. Yani 10 tanesi 8.75-9 lira civarı bir şey. Bu 4 tanesi 9 liraydı. Başka da yoktu açıkçası gratis'te. Bunlar kullanan at oldukları için hani bu kadar 4 tanesine 10 lira vermektense 10 tanesine 10 lira vermek daha mantıklı geliyor. Ama sadece Trendyol'da şöyle bir şey var. Mesela benim şu an favorilerim yok. Yani alacağım bir şey yok. Çünkü zaten indirimler yeni bitti. Aldık alacağımızı. Onu tek başına almak artı bir kargo fiyatı ve satıcının elinde başka hiç doğru düzgün bir şey olmadığı için tek onu sipariş etmek istiyorum. O da hani 10 lira zaten kargo ediliyor, anladınız mı? O yüzden yine gereksiz oluyor. Bilmiyorum. Bunları aldıktan sonra kasa arkasından da bunu aldım. Hayatımda vazgeçilmez tek ürün deodorant olabilir. Milyonlarca deodorantım olabilir. Çok ciddiyim bu konuda. Bir gün size gösteririm eğer isterseniz. Deodorant hastası bir insanım. Bu arada içeriden ses geliyor olabilir. Temizlik yapılıyor çünkü. Yani deodorant hastasıyım. Aldıkça alasım geliyor ve hemen bitiyor. Bütün markaların deodorantını kullanmışımdır. Ama bu favorim arkadaşlar. Bu yaklaşık olarak 5. kutum falan. Abartmıyorum. Muhteşem kokuyor. Gerçekten 48 saat koruma sağlıyor. Kokusu muhteşem. Emotion'un tüm kokuları güzel. Ama bu yeşil kapaklıyı denemediyseniz denemenizi ben öneriyorum yine. Bu da kasa arkasında 27 liradan 15 liraya düşmüştü. Böyle. Yani çok fazla makyaj adına bir şey almadım. Rimmel almayı düşündüm. Bilüsün. Ben onların rimmellerini çok beğeniyorum. Bazı şeylerin yani muadili oluyor çünkü. Ama indirime 8 lira giren bir rimmeli de açıkçası 30 lira vermek mantıklı gelmedi bana. İndirimi bekleyebiliriz. Zaten çok sıklıkla indirime giriyor. Şu anda ihtiyacım yok diye. Makyaj mağazamıza daha adına böyle hiçbir şey almadım. Benim şans. Benim aşkım. Ay çok tatlı. Şimdi bir bakabilir misiniz? Şuna bir bakabilir misiniz? Bakalım yerim seni. Öpücük ver anneye. Verme tamam. Esin'le yanıma geldi. Ben de birazdan yanlarına girip yatmayı planlıyorum açıkçası. Videoyu da beraber kapatalım istedim. Bu üçlü öyle kapatmak istedim. Sizi de çocuklarımla tanıştırmak istedim açıkçası. Umarım videoyu gülerek, beğenerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğene tıklamayı unutmayın. Ha bir de yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum gerçekten. Cevap verebildiğim kadar cevap veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.